Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kıynamızda dikkatler ekranımız bulsun. Xalqaro kechirim tashkiloti xalqaro jamiyatni Xitoy haqida ogohlantirdi. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoy rejimining qishliq olimpik tanarkat musobaqasini tashviqat ko'zri sifatida qo'llanishiga hargiz yo'l qo'ymaslik kerakligi haqida xalqaro jamiyatni ogohlantirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, xalqaro kechirim tashkiloti 19-yanvardagi bayonotida xalqaro jamiyatni Xitoyning Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasini siyosiy tashviqat ko'zri qilib olishiga yo'l qo'ymaslik ve Xitoyning bu harakatiga sherik bo'lib qolmaslik haqida ogohlantirgan. Xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning Pat arada o'tkazilgan Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasidan foydalanib, xalqaro jamiyatning diqqatini Uyg'urlar va Hong Kong xalqiga ijro qilayotgan kishilik huquq tafsandichiligidan boshqa tarafga burishidan andisha qilayotganligini bildirgan. Beijing qishliq olimpik doiralari bo'lsa, olimpik musobaqasiga qatnashuvchilar norozilik bildirgan taqdirda jazolanadiganligini bildirgan bo'lib, xalqaro kechirim tashkiloti Xitoyning navbatdagi kishilik huquq vaziyatining 2008-yili yozlik olimpik tanarkat musobaqasi o'tkazgan mazgildagidan texmo nacharlashganligini ta'kidlagan. Xalqaro kechirim tashkilotining Xitoy ishlari tadqiqotchisi Alkan Akad dunyoning 2008-yillik Beijing olimpik tanarkat musobaqasidagi saboqlarni asl saqlashi kerakligini, ayni vaqtda Xitoy kishilik huquqni yaxshilashga va'da bergan bo'lsa-mu, ammo bergan va'dasini azaldan amalga oshirmaganligini bildirgan. Shundaqla Beijing qishliq olimpiki mazgildagi qattiq cheklamalarga qarata xalqaro olimpik komitetining tanarkatchilarning fikr erkinligini qo'g'dash va'dasini amalga oshirish uchun texmo tirishchanlik ko'rsatishi kerakligini bildirgan. Navbatda o'rnatilgan davlatlar diplomatik boykot yoki yuqumdan saqlanish sababli Beijing olimpikiga amaldorlarni avatmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo tanarkatchilar yanada normal qatnashadi. Olimpiki qatnashuvchilarning fikr erkinligi va uchur bexatarligi xalqaroliq axborot vositalarida kun tartibida turayotgan bir masala bo'lib, xalqaro inson huquqlarini ko'zlash tashkiloti oldingi kuni tanarkatchilarni ogohlantirib, o'z bexatarligi uchun olimpik mazgilida Xitoyning inson huquqlari masalasi haqida fikr bildirishdan saqlanishga chaqirgan edi. Fransiya parlamenti Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Fransiya parlamenti mutlaq yuqori ovoz bilan qaror ma'qullab, Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyona jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi va Makron hukumatini bu qarorga ovoz qo'shishga chaqirdi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Fransiya parlamenti 20-yanvar 160 ovozning qo'llashi, 1 ovozning qarshi turishi, 5 ovozning voz kechishi natijasida qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan. Fransiya Sotsialistlar partiyasining raisi Oliver Faure parlamentda mazkur taklif loyihasini tushuntirib o'tgan. U Xitoy rejimini bir millatni kultur va biologik jihatdan yo'qotishni nishon qilgan rahimsiz apparat deb ayiblagan. Hamda g'arbning cho'ng shirkatlari va markalarining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni majburiy amgakka selish vositasi bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni davomli ishlatayotganligini tanqid qilgan. Mazkur taklifda Fransiya parlamentidan Xitoy rejimining Uyg'urlarga qaratgan bostirish qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb bekitish bu nuqta bo'yicha Xitoyni ayiblash o'tirg'i qo'yilgan. Shundaqla Fransiya hukumatidan xalqaro jamiyatni Xitoyni ayiblash va Xitoyga qaratgan diplomatiya siyosatida zarur tadbirlarni qo'llanib, mazkur irqiy qirg'inchilik jinoyatini oxirlashtirishga tirishchanlik ko'rsatish talab qilingan. Fransiya tashqi ishlar ministri Frank Rister hukumatga vakolatan so'z qilib, Sharq Turkistondagi sistemalik bostirish va kishini cho'chitadigan isbotlarni tilga olgan. U irqiy qirg'inchilik jinoyatini rasmiy bekitish masalasining hukumatning emas, balki xalqaroliq organlarning ishi ekanligini qayd qilib o'tgan bo'lsa-mu, ammo Fransiyaning Xitoy amaldorlari bilan bo'lgan yuqori darajali suhbat uchrashuvlarida Sharq Turkiston masalasi va Uyg'urlarning taqdiri haqida to'xtalib kelganligini ta'kidlagan. Bu xushallik qaror e'lon qilinishi bilan tang uzundan buyon Fransiyada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining e'tirof qilinishi uchun tirishchanlik ko'rsatib kelayotgan Yevropa Uyg'ur instituti raisi Dilnur Rayhan xonim Twitter hisobida uchur ham bahrlab, "Mana mushunchilik, g'alaba qildik. Fransiya o'z qimmat qarishiga ega chiqdi. Uyg'ur xalqi sizlarga rahmat aytadi. Sizlarni unutmaydi. Oldi bilan xizmatdoshlarimga, sotsialistlar partiyasiga, insonparvar do'stlarimga va guruhimizdagi yerlik yoshlarga rahmat aytaman."
bu bizning qalbimiz deganlarni bildirdi. 17 yanvar tushdan keyin Yevropa Uyg'ur institutining o'rinlashtirilishi va Fransiya parlamentidagi sotsialistlar partiyasining hamkorligida muxbirlarni kutib olish yig'ini va isbot anglash yig'ini o'tkazilgan bo'lib, Gulbahor Xativaji, Gulbahor Jelil, Umar Bekali va Qalbinur Sidiq qatorliq lager shohidlari guvohlik bergan edi. Fransiya parlamentining bu qarorini ma'qullashida Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur Rayhan xonim qatorliq bir turkum Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining turlik faoliyatlari va tashviqotlari muhim rol o'ynagan. Istanbulda Qur'oni Karim va ona til yaslisi o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining Zeytinburnidagi Qur'oni Karim va ona til yaslisi oldingi mavsumlik o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. 20 yanvar Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining Zeytinburni shoba markazida Qur'oni Karim va ona til yaslisining o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Oldingi mavsum bultur 13 sentabrdan boshlangan bo'lib, o'quvchilarning soni 90 dan oshgan. O'qish bitirish marosimiga ota-onalar ham ishtirok qilgan bo'lib, o'quvchilar 5 oy davomida o'rgangan bilim va mahoratlarini qiraat qilish, vatan, millat, ota-onalar kuylangan she'rlarni deklamatsiya qilish orqali qatnashuvchilar oldida namoyon qildi. Ota-onalar farzandlarining qisqa vaqt ichida ko'p narsalarni o'rganganligidan to'liq xursand bo'lganligini bildirishdi. Murosim oxirida har qaysi bo'lim o'qituvchilariga gul taqdim qilingandan boshqa o'qish bitirgan o'quvchilarga mukofot taqdim qilindi. Yasli mudiri Xurshida Artish xonimning aytishicha, yaslida Qur'oni Karim, tajvid, qoida, adab-axloq, ona til, ilmiy, milliy madaniyat qatorliq darslar bor bo'lib, o'quvchilarning yoshi va saviyasiga asosan guruhlarga bo'lib o'tiladi ekan. Shundaqla o'quvchilarning zihnini ochadigan turli o'yinlar ham o'rinlashtirilgan ekan. Hindiston chigra atrofida yo'qolib ketgan o'smirning Xitoy armiyasi tomonidan tutqun qilinganligini bildirdi. Hindistonlik 17 yoshlik o'smir chigraga yaqin joyda yo'qolib ketgandan keyin Xitoy armiyasi tomonidan tutqun qilinganligi aniqlandi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha 20 yanvar Hindiston Davlat Mudofaa ministrligi Hindiston chigrasiga yaqin joyda yo'qolib ketgan 17 yoshlik hindistonlik o'smir Miram Tarumning Xitoy armiyasi tomonidan tutqun qilinganligini bildirgan. Hindiston Davlat Mudofaa ministrligining Twitter'da e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, Hindiston armiyasi Xitoy bilan aloqalashib, Miram Tarumning izdirikiga erishgandan keyin uni qaytirib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur yosh seshanba kuni Xitoy armiyasi tomonidan go'riga elingan. Xitoy bilan Hindistonning chegara ziddiyati jiddiy holatda turishi sababli chegara rayonidagi aholining bexatarligi va normal turmushi izchil ta'sirga uchrab kelmoqda. Biden Rusya Ukrayna'nı işgal qılsa intayın iğır aqibatga qalıdı dedi. Amerika prezidenti Joe Biden Rusya'nı Ukrayna'ğa tajavuz qılıdı dep qaraydığanlığını, amma bunun Rusya'ğa apat xarakterlik aqibatlarını elib kelidığanlığını bildirdi. Biden Aqsaraydagi 1-nji yilinin axırlaşqanlığını tebrikləş münasibəti bilan ötkizilgan muxbirlarni kutib olish yığınında Ukrayna'ğa tajavuz qılğan taqdirde Rusya'nın ilgirkigi qarğanda teximi iğır iqtisadi aqibatlarga duçar bolduğanlığını bayan qılıp Ukrainaga tajavuz qilish yoki qilmaslik Rossiyaning o'ziga bog'liq ish. Agar Ukrainaga azroqli mudaxala qilinsa, biz uningga qarshi kurash qilishimiz kerak. Ammo ular chegaraga dövlab qo'ygan askarlarning hajmidagi cho'ng ish qilsa, bu Rossiya uchun ofat bo'ladi. Rossiya Ukrainaga tajavuz qilsa, biz sheriklarimiz va ittifoqdoshlarimiz bilan Rossiyaga ziyon yetkazadigan tariqada jiddiy tadbir qo'llanishga tayyormiz deganlarni qayd qilgan. Biden Amerikaning Ukrainaga navbatda $600 million qimmatida harbiy lazimatlik avatganligini tilg'a olib, agar Ukrainaga kirib qalsa, Rus tarafidan nurg'un odamning hayotidan ayrilganligini, buning Rossiyaga qisqa, o'tir va uzun mazgillik iğır oqibatlarini elib keladiganligini bayon qilgan va Rossiya bankalari dollarga qarish tura olmaydi deganlarni so'zlariga ilova qilgan. U Rossiya prezidenti Vladimir Putinning to'liq ma'nida urush qilishni xohlamaydiganligini tilg'a olib, Rusya, G'arb, Amerika va NATO'ni qattiq sinab boqadi. Shuning uchun Rusya Ukrainaga kiradi deb qarayman deganlarni bildirgan. Yevropa ittifoqi Rusiyaga iğır iqtisodiy embargo yurgizdiganligini bildirdi. Yevropa ittifoqi Rusya Ukrainaga hujum qilgan ahvolda Rusiyaga qarshi iğır iqtisodiy va moliya embargolarini yo'lga qo'yganligini e'lon qildi. Yevropa İttifaqı Komiteti başlığı Ursula von der Leyen dünya iqtisadi munbiri uyushtirgan 2022 Davos kun tartibi to'g'ri yig'inda so'z qilib, Rossiyaning Yevropani ta'sir ostiga elish urinishlariga qarshi ekanligini
Avrupa İttifakı'nın Rusya'nın tehdit selişiğe uçurgan Ukrayna ve Avrupa'daki şirikleri bilen hemkarlıkta işgallikini tehditleyen. O sözü de biz diyalog talep kılımız. Biz ihtilaplarının bu maksatı kurulgan kurulumlar içi de hal kılınışın talep kılımız. Ama vaziyet yamallasa Ukrayna'nın zemin bütünlükü karşı yeni hücumlar yüzberse intayın iğir iktisadi ve maliye imbargoları bilen cevap verimiz diyen. Uyana Avrupa İttifakı'nın Rusya üçün en çok Saudi şeriki ve meblağ salgıçısı işgallikini eskertgen. İran, Rusya ve Xitay üçüncü kıtım birleşme maniveri ötküzdü. İran, Rusya ve Xitay deniz armiyeleri Hindi Okyanus şimalıda kan kölemlik maniveri başladı. İran, İrna agentliğinin haberde bildirilişe 2022 yıllık deniz xavfsizlik kemeri namlık maniver Hindi Okyanus şimalıda külümü 17.000 kvadrat kilometrelik cayda ötküzülüşke başlayan. Maniverga İran deniz armiyesi ve inkılabi muhafızatçılar kısmının harbi parahotları, hava kısımları ve Rusya bilen Xitay'nın harbi parahotları hem de arkısep parahotları katnaşkan. Maniverde ötketken parahotunu kutkuzuş, görüge elivelinigen parahotunu kutkuzuş, belgilengen nişallarga ve keçide havadiki nişallarga ok etiş katarlık okşamagan taktikilik harbi hareketler icra kılıngan. İran, Rusya ve Xitay bunun bilen 2022 yıllık deniz xavfsizlik kemeri namıda 3. kıtım harbi maniver ötküzgen bulup, 1. kıtımlık maniver 2019 yılı dekabrde ötküzülgen idi. Amerika, Baltık denizi devletlerinin Ukrayna'ya koral evetişige ruhsat kılgan. Amerika hükümetinin Latviya, Litvanya ve Estonya'nın Amerika'da işlengen korallarını kollaş maksadı Ukrayna'ya evetişige yol koyganlığı bildirildi. Ukrayna çigrasıga yakın rayonlarga toplanan Rusya armiyesinin Ukrayna'ya bastırıp girişiden ensireş küçüyüp ketken bir payette Amerika hükümeti yeni bir kadem taşlıgan. Amerika Valkoçisi gezdinin bir emeldarını nakıl keltirip ilgiri sürüşçe Amerika Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın Baltık Deniz rayonu'a aza Latviya, Litvanya ve Estonya'ya tankı'a karşı duruş koralları ve Stinger'a karşı başkurulduğun bomba evetip Ukrayna armiyesini kollaşığı icazet bergen. Mezkur emeldar Biden hükümetinin Ukrayna'a MI-17 tıplık tuşuğuşu tikuşar ayırplanı setip berişini tasdıklıgallıkını uxturgan. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği bilen Taşkı İşler Ministerliği bu meselelerge izahat berişini ret kılgan. Rayondaki ciddiçilikten küçüğü işe ağışıp, Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken Kiev'ni ziyaret kılıp, Ukrayna'nı kollaydıgallıkını kaydı tekitligen idi. Amerika, Rusya, Ukrayna'a tecavüz kılgan takdirde Rusya'ya iğir ceza yürgüzüldüğallıkını eğitip agahlandırmakta. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. Ədik haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet eytimən. Esselamu aleykum ve rahmetullah.